Buruş'tan herkese merhaba. Çeyrek final maçlarını da geride bıraktık. Kupa ilerledikçe biraz daha keyifli hale gelmeye başladı. Başlarda konuştuğumuz gibi. İlginç sonuçlar ortaya çıktı. Fas Portekiz'i eledi. Büyük bir sürprize imza attı. Hırvatistan Brezilya'yı eledi. Ve İngiltere de Fransa'ya 2-1 kaybetti. Evet Okan, nasıl buldun? Valla işin aslı açıkçası İngiltere-Fransa maçı. Ben çok keyif aldım. Çok keyif alarak izledim ve bitmesini istemediğim maç oldu. İngiltere'yi beklediğimden daha iyi bulduğumu söyleyebilirim ama yine de ben Fransa'nın, hatırlarsan konuşuruz, Fransa hani ağır basıyor diye konuşmuştuk. Evet. Bir de Fas'ın, ben en başından beri Fas'ı biliyorsun, konuşuyorduk, sen çeyrek final göreceğini söyledik, Fas'ın iyi bir takım olduğunu anlattık ama ben yine de Portekiz'i elemesinin büyük bir iş olduğunu, kendi adıma beklemediğimi söyleyebilirim ki hatta o maçta Fas bugüne kadar oynadığı maçların biraz dışında performans sergiledi ama buna rağmen Portekiz'i elemeyi başardı. Valla Hırvatistan, Arjantin ve Fransa Fas maçı olacak. Ya Fas gerçekten çok büyük bir iş başardı. Portekiz çaresizce hücum etmeye çalıştı ama topu geride çok oyaladı Portekiz. Yani bir şekilde ceza sahası içine giremedi. O daha önceki programda konuştuğumuz gibi kaymaları ceza sahası önünü savunmasını çok iyi yaptı gerçekten. Ve çok da büyük bir dezavantajları vardı. Saiss sakat sakat oynuyordu ki sakatlandı çıktı. Zaten Agert sakatlanmıştı önceki maçta. Şimdi yedek stoperlerle Fas bunu başardı. Bence biraz da Fernando Santos'un oyuna müdahalelerinde biraz problemler vardı. Evet evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani Santos yanlış müdahalelerle bence kendi kendini kilitledi diyebiliriz. Evet ya, burada Ronaldo'nun oyuna sonradan girmesi değil tabii kastettiğim şey. Ama Cancelo'nun ve Rafael Leao'nun bence oyuna çok daha önceden girmesi. Hatta bence bu iki oyuncuyla başlamaları gerekiyordu. Fas merkezde özellikle Unahi ve Amrabat'la hiçbir şekilde Portekiz'in oyun kurmasına izin vermedi. Kanat oyuncuları da benzer şekilde desteğe ihtiyaç duydu ve oyunu hiçbir şekilde ceza sahasına taşıyamadı Portekiz. Buraya bir şey eklemek istiyorum Emre. Ben oradaki temel problemin, yani Portekiz'in yani Santos'un en önemli hatasının çok benzer oyuncu alarak birbirinin alanlarını ve koridorlarını kapattığını düşünüyorum. Yani çok fazla hücumcu aldı ve hepsi birbirinin alanını kapatarak pas kanalları oluşturamadıklarını düşünüyorum. Saha yayılımlarında da problem vardı. Yani bir temel sorun şuydu. Oyun merkezini kuramadan bütün hücumcularını sahaya sürmek olarak müdahalede bulundu Santos. Bilmiyorum sen ne dersin? Evet, zaten bu tarz oyuncularla oyunu yıkamazsın hiçbir şekilde. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hem bu tarz oyuncularla yıkamazsın, bu kadar benzer oyuncu profilleriyle. Bu oyun planıyla da yıkamazsın. Yani zaten Fas'ın istediği şey Portekiz'in merkezden oyun kurmaya çalışmasıydı. Pas hızın bir kere zaten yeterli değil. Top hızı çeviremiyorsun, direkt oynayamıyorsun. Bunlar Fas'ın istediği şeylerdi ve gerçekleşti. Fas'ın hakkını vermek lazım. Fas çok kademeli derinlik yarattı. Yani karşılarken, yani defans orta sahası Portekiz'i karşılarken çok derinlik ve kademe yaratarak karşıladılar. Yani orada hiç boşluk bırakmadılar. Bir de ben orada tek bir hamlenin işe yaradığını düşünüyorum. Leao'yu Portekiz biraz sol çizgiden kullanabildi ama o da çok şey kaldı, güdük kaldı işin aslı. Fas'ın istediği şey hem merkezden Portekiz'in ağır bir şekilde oyun kurmasıydı hem de kanada gittiklerinde kanat oyuncuları çizgiye hapsetmesiydi. Bu ikisi de gerçekleşti. Şimdi Portekiz'in yapması gereken şey orada rakip bekle stoper arasına oyuncu kaçırmaktı. Ceza sahasına girmenin en kolay ve kestirme yolu bu. Bunların hiçbirini yapamadı Portekiz ve elinde bu kadar büyük bir oyuncu hazinesi varken bunu başaramadı. Yine de pozisyon buldu aslında. Buldu ama yani yeterli değil. Yani şöyle söyleyeyim, bu tarz kompakt savunma yapan takımlara karşı çok fazla pozisyon bulmanız gerekir ki bazen bir tane ya da iki tane atabilirsiniz. Gol yediğiniz zaman bunu çıkartması çok zor oluyor. Yusuf En-Nesyri mükemmel bir gol attı gerçekten. Bana şeyi hatırlattı. Kalecinin hatası vardı orada. Kalecinin hatası vardı. Yine benzer bir kaleci hatasının olduğu François Omambi'nin Arjantin'e 1990. Aynen evet. Evet, çok güzel. Çok güzel hatırlattı. Evet, o açılış maçındaki gol. Goygoçeydi galiba kalecileri Arjantin'in. Goygoçeydi değildi. Pumpido'ydu sanırım. Goygoçeya Pumpido sakatlanınca sonradan dahil olmuştu. O günün diğer maçı da İngiltere-Fransa'ydı. Fransa İngiltere'yi 2-1 yendi. Denk sayılabilecek, belki de erken final diyebileceğimiz bir maç oldu. Sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Ya ben hani tabii ki şeyi çok sevmiyorum. Biz söylemiştik, biz bunu konuşmuştuk demek istemiyorum. Fransa, ben Dünya Kupası'nın, yani Katar 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ve diğerleri olarak ayırıyorum işin aslında. Fransa ne olursa olsun 2-1 zorlansa da daha olgun,
oyuncuların daha ne yaptığını bilen bir takım olduğunu düşünüyorum Fransa açısından. İngiltere o gün çok iyi bir efor sarf etti. Hatta ben İngiltere beklentinin üzerinde bir oyun çeşitliliği ve hücum çeşitliliği yaratmaya çalıştı. Sakın'ın hızlı çıkışları vardı. Ama yine de farkındaysan Southgate'in bir yerden sonra oyuna müdahale edemediğini, oyunu çözmekte nasıl zorlandığını gördük. Buraya bir ekleme yapabilir miyim? Kusura bakma, sözünü kestim. Daha önceki programlarda yine konuşmuştuk. Teknik direktörlerin ilk yarı yediğini söylemiştim, hatırlıyor musun? Özellikle bu işte kontrol freak hocalar oyunun büyük bölümünü dengede gitsin diye ya da işte risk almayana kadar yiyorlar. Ve İngiltere golü erken yemesine rağmen reaksiyonu çok geç gösterdi. Yani burada dediğin gibi işte hani teknik direktör problemi ortaya çıkıyor yine. Çıktı. Bir de bence Fransa o gün iyi bir günde değildi. Özellikle orta sahada Tchouameni golü attı ama orta saha açısından İngiltere'yi orada ön alanda baskılayıp yani İngiltere'nin oyun kurmasını engelleyemedi. Evet, İngilizler çok hızlı çıkışlar yapıyorlardı. Ama orada Fransızlar bence biraz daha yani çok biraz daha iyi olsalardı ben İngiltere'nin bu kadar çok daha rahat oyun oynayabileceğini düşünmüyordum. Çünkü Fransa'nın da orada bir takım hataları, defoları ortaya çıkmıştı. Orta saha çok geçirgen oldular bir hatırlarsan. İngilizler bir ara çok hızlı rakip sahaya geçiyorlardı. Hatta Lloris bir ara iyi kurtarışlar yaptı. Kane penaltı kaçırdı. Aslında İngilizlerin eline bazı fırsatlar gelmişti ama yararlanamadılar. Yani daha önceki maçlarda da böyleydi. İşte sorun çözücü, teknik adamın sorun çözücü oyuncun olmadığı anda böyle maçlarda zorlanıyorsun. Fransa'nın bu açıdan Giroud'un o golü çok enfes bir goldü. Tek net pozisyonu, tek net çözüm ortaya koydu ve turu aldı getirdi Fransa'ya. O golde de yine Maguire'ın bir hamle zamanlaması hatası var. Yani inanılmaz bir hata. O kadar üst seviyede o topa vurdurmaması gerekiyor. Evet, top çarptı girdi orada ama orada vurdurmayacaksınız ki topa vurdurduğunuz adam Giroud. Geri dönüş olmayan hata sonuçta. Bununla birlikte Fransa'da fark yaratan oyuncu Griezmann'dı. İnanılmaz top oynadı. Sanki Griezmann, klasik Griezmann gibi rolde oynamıyor Fransa'da değil mi Emre? Ben öyle geliyor. Çünkü başka bir rol vermiş Deschamps onu sanki. Zaten şöyle, Griezmann 6 oynayabiliyor. Bir santrfor orijinli bir oyuncudan bahsediyoruz. 6 oynayabiliyor, 8 oynayabiliyor, 10 oynayabiliyor, 9 oynayabiliyor. 4-5 pozisyonu çok iyi oynayabilen bir oyuncu Griezmann. Özellikle merkezde oyun kurma konusunda Griezmann'dan çok iyi faydalandı bence. Lafı biraz da buraya getirmek istiyorum. Yani Griezmann'ın verdiği rol çok enteresan bir rol. Yani o açıdan ben hani Deschamps'ı beğeniyorum ve Fransız olgunluğunu seviyorum. Griezmann serbest oyun kurucu gibi oynadı bu karşılaşmada. İngiltere'de de sıkıntı olan şey şuydu. Bellingham dışında kim vardı? Declan Rice'la Henderson. İngiltere risk alması gereken dakikalarda iki tane tutucu orta sahayla oynadı. Rice'la Henderson yerine orada bir Jack Grealish hamlesi istedi oraya bence. Oyun kuramadı İngiltere çünkü istediği gibi. Ama ne olursa olsun işte konu dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Southgate'in bu oyunu dengede tutma, riski geç alma problemleri İngiltere yine bir turdan etti. Bir kupadan etti belki de. Bir nottan daha bahsetmek istiyorum. Uzaktan şutların aslında ne kadar çok önemli olduğunu gördük burada. Şimdi kapalı kompakt savunma yapan takımlara karşı açamıyorsanız o kilidi, bir şekilde yaratıcı aksiyonlara sahip olmanız lazım. Bunu yapamadığınızda da kaleye doğrudan gidebilecek bazı şeyler denemeniz gerekiyor. Bunun da en kolay, belki de akla ilk gelen şey bu noktada şut. Uzaktan şut atmanın aslında ne kadar önemli olduğu bir yere doğru dünya futbolu gidiyor. Çünkü kapalı savunmaları aşamadıkça şut sizin işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Tchouameni de bunun en iyi örneklerinden birini gösterdi bence. Bunun yanında bir de kaçan penaltı var. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misin? Ya tabii İngiltere'de bir baskı da vardı bence. Kane de senin az önce söylediğin gibi maçı çok istiyordu ve maçı çok istemesiyle beraber penaltıyı bence o kaçırdı. Yani psikolojik açıdan da İngiltere'nin bir sıkıntısı ortaya çıktığını gördük. Bir de şöyle bakmak lazım öyle. Bir saniye konuşuyoruz. Ben seni dinlemekten çok keyif alan bir futbol severim. Bu konu çok değerlidir. Takımlar rakiplerini tehdit etmek zorundalar. Tehdit etmediğin zaman rakibin oyununu kabul etmiş oluyorsun. Bunu neden söylüyoruz? Şimdi bak, Griezmann, Dembele, Giroud, Mbappe, Tchouameni, bir kere bu oyuncu profilleriyle sen İngiltere üzerine zaten baskın bir tehditkar role bürünüyorsun. İngiltere'de ise baktığında Henderson, Declan Rice ve Bellingham oyunu rakip alanda yani Fransa'yı tehdit eden, Fransa üzerinde bir egomanya kuracak bir oyun
üretecek bir orta saha üçlüsü değil. Mesela burada hani sen de söyledin. Belki Mason Mount, Calvin Phillips daha önce düşünebilirdi. Yani demek istediğim şu, Fransa gibi takımları kendi oyununu oynatırsan baş edemezsin. 90 artıda Jack Grealish alıyor ya. Yani Jack Grealish'i 90 artıda alırsan yani gerçekten bu hani olmuyor, olamazdı zaten. Zaten biz Brezilya'dan konuşuyorduk. Brezilya neden? Buradandır Brezilya'ya geçelim. Brezilya'yı tehdit eden takım olmadığı için biz Brezilya'nın iyi olduğunu düşünmedik zaten. Bunu söylüyorduk. Ne oldu? Hırvatistan bir geldi ve Brezilya ile ilgili bütün o maskeyi ortaya çıkardı. Yani konu bu aslında. Sizin oyun planınız, oyuncu tercihleriniz, hücum varyasyonlarınız, hücum organizasyonunuz sizin oyununuzu belli ediyor. Bunlardan biri şut atmak, şut da atmıyorsun. Dolayısıyla Fransa bunları işte gitti şut attı Tchouaméni'yle ve golü kazandı. Adam eksiltme. Adam yani, eksiltme var. Yani çok güzel anlattın. Çok güzel anlattın. Griezmann'ın bir ofansif orta saha oyuncusu olarak bir orta saha oyuncusu rolüne bürünmesi. Bunlar gerçekten bir antrenörlük dokunuşlarıdır. İngiltere baktığında dümdüz bir orta sahaya çıkıyorsun ve rakip üzerinde herhangi bir oyun merkezi oluşturamıyorsun. Karşılamaya dönük bir orta sahadır o. Fransa'yı durdurmaya yönelik bir orta sahadan bahsediyorsun ve sonra Saka'nın hızlı çıkışları üzerine sonra Sterling'i alıyorsun. Bireysel çözümler arıyorsun kendince ama olmuyor yani, olamıyor da. Yani sorun çözüme noktasına gelmeden sorun çözmeye çalıştığı Southgate ama maalesef olmadı. İşte Brezilya'da bunun cezasını çekti işin aslı. Sen ne diyorsun Brezilya-Hırvatistan maçıyla ilgili? O maça geçmeden bir şey söyleyeyim. Southgate orada oldukça o penaltılar kaçmaya devam edecek. Tesadüf değil yani. En son kupada da yine penaltılarla gitmişlerdi. Bu bir tesadüf evet. Olamaz tabii ki. Ya çünkü şey var, geçmişten getirilen bir kırılgan bir hikaye var ya orada. Bu Southgate'in mazisinde de var. 96 penaltıyı kaçıran oyuncuydu. Ve İngiltere her zaman bir teknik direktör problemi yaşadı. Teknik direktör İngiltere'de, İngiltere milli takımında her zaman bir soru işareti oldu. Yani Bobby Robson'a bile neler yaptıklarını biliyoruz. Southgate gibi bir profil o takıma hoca olacak en son kişilerden biridir bence. Evet hani zaman zaman ben de çok acımasızca eleştirildiğini düşünüyordum ama yani bu kupada artık şunu gördük ki yani iş bu noktaya gelmişken bir yerden sonra risk almak zorundasın. Eğer almıyorsan yani orada olmaya o penaltının kaçmasını hak ediyorsun. Yani yaşayacağın sonu hak ediyorsun orada. Bu Southgate bundan bir adım ötesine gidemez bu mentaliteyle. Yani evet ben de işin aslında senle konuştuğumuz üzere ben Southgate iyi bir teknik direktör olmak için Fransa maçını teknik direktörlük becerisiyle kazanması gerektiğini konuşmuştuk. Peki ne diyorsun Brezilya konusu çok konuşuldu. Ben hala ısrarla Brezilya'nın elenmesine şaşırmadığını söyleyeyim. Ben Arjantin'in de iyi olduğunu düşünmüyorum. Arjantin de o açıdan ortaya çok büyük bir şey koymuyor. Özellikle bir oyun vaat etmediler hala. Bir de kamuoyunda ve futbol dünyasında bir Arjantin Messi romantizmi yaşanıyor farkındaysan. Evet. Bunu nasıl görüyorsun? Nasıl bakıyorsun? İstersen şeyden girelim. Arjantin-Hollanda maçından biraz bahsederek girelim oraya. Arjantin, ben o gün bir tweet attım. Scaloni olmasaydı kenarda, gerçekten kenarda bir teknik direktör olmasaydı Arjantin o maçı kazanırdı. Scaloni oyun içinde o kadar kötü hamleler yaptı ki yani Arjantin o maçı 90 dakikada kaybetti. Ama uzatmalarda Hollanda Arjantin'e oyun üstünlüğü kuramadığı için uzatmalarda bu üstünlük tekrar Arjantin'e geçti. Yani Scaloni 90 dakika içinde kendi eliyle teslim ettiği üstünlüğü, Van Hale teslim ettiği üstünlüğü uzatmalarda Van Hale'in tekrar kendisine bu üstünlüğü geri vermesiyle birlikte geri kazandı. Ve penaltılarda da tabii ki bir Emiliano Martinez faktörü vardı orada. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Martinez sayesinde de paya uzandılar. Çok da sert ve hakem kararlarının fazlasıyla tartışıldığı bir maçtı bence. Özellikle Paredes'in bir pozisyonu vardı. Orada kesinlikle bence Paredes kırmızı kart görmeliydi. Burada Messi'nin de takıma biraz daha böyle işte sahip çıkan, daha böyle lider bir karaktere tırnak içinde büründüğü bazı anlar oldu. Çok da tartışıldı. Şimdi ben şu noktadayım. Takım, Arjantin takımı şu an Messi'nin etrafında, ilk yayınlarda söylediğimiz gibi Messi'nin etrafında bir takım olma gayreti içerisinde. Bu kadar övülmeyi hak edecek bir performans şu ana kadar izlemedik. Messi şu an her zaman yaptığı şeyleri yaptı sadece. Ya ben de bu noktadayım. Yani ben Arjantin maçını izlediğimde bir övülecek veya Arjantin oyun zekası, yani takım zekası olduğunu, oyun içinde bir gösteri yaptığını, anlık sekanslar yarattığını ben çok fazla şahit olmadım Arjantin'de.
veya rakibi baskı altına alması, sit hücumu yapabilmesi veya hızlı çıkışlar veya oyun içinde üretkenlik göstereceği çeşitli aksiyonlar aldığını görmedim. Sürekli bir Messi güzellemesi üzerine dönen bir Arjantin romantizmi var. Bu da Maradona'dan geçiyor ama Maradona, şimdi bir şey söylemek lazım Emre. Maradona bir liderdi. Maradona bir isyandı. Maradona sahaya çıktığında rakip tribünlerden, rakip teknik adama kadar onun üzerine çöken bir karakterdi. Messi öyle bir karakter değil. Messi çok iyi futbolcu ama bana göre bir, nasıl söyleyeyim sana, çok iyi futbolcu, dünyanın iyi futbolcularından biri ama Messi böyle bir karakter. Dolayısıyla bunu biraz kavga etmemek gerekiyor. Çünkü Messi'yi bir yere koymaya çalışan bir futbol piyasası var. Takım arkadaşları var. Maalesef yani bazı gerçekler böyle hikayelerle oluşturulamaz. Dolayısıyla ben Messi'ye çok inanan bir adam değilim. Messi futbol endüstrisinin bize sunduğu yeni bir karakter. 10 yıldır hayatımızda, 15 yıldır hayatımızda her neyse. Dolayısıyla Messi bir Maradona, bir Cruyff, bir Sokrates'i bunu kabul etmek lazım. Mevcut haliyle zaten Messi de bakma, hani düşüşe geçmiş bir oyuncu artık. Kariyerinin son dönemleri aynen, şu anda. Aynen, düşüşe geçmiş bir oyuncu. Maradona ile kıyaslanamaz kesinlikle. Farklı kişilikler ve çok farklı hikayeler. Çok kıyaslamak doğru gelmiyor. Bu arada büyük oyuncu demişken Modric'e dair bir parantez açmak lazım. Hatta Modric'i anlatmaya apayrı bir program yapmak gerekiyor bence. Oynadığı takıma bu kadar etki eden, çevresini bu kadar iyi oynatabilen, bu kadar büyük bir lider olarak ben Modric'in yeteri kadar konuşulmadığını düşünüyorum. Kupanın en değerli oyuncusu olabilir. Çünkü yaşına rağmen özellikle Brezilya maçında o kadar büyük oynadı ki Brezilya orta sahasını resmen hapsetti. Brozovic ve Kovacic'le olan uyumunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, yani çok çok iyi oyuncu gerçekten. İzlemekten rahatsız olmadığın, hala oynamasını isteyen oyuncular olur ya böyle. Evet. Futbolu bırakmasa diyeceğin oyuncular, bu form vardı bir dönem. Evet. Öyle bir oyuncu Modric. Umarız bir iki yılda sahaları görürüz onu. Peki ne diyorsun Hırvatistan Arjantin maçı favorin? Açıkçası Hırvatistan'ı ben biraz daha önde görüyorum. Sen? Ya şöyle, ben de işin aslı Hırvatistan'ın takım olarak daha, hani takım hüviyetinin daha olgun olduğunu, ben de Hırvatistan'ın bir adım daha önde olduğunu görüyorum ama tabii şeyden de açıkçası ikisi olarak sanki bir Arjantin-Fransa finali istenildiğini, hani böyle komple teorilerini sevmem ama öyle bir rüzgarın da oluştuğunu görmek lazım. Mümkün. Ya Arjantin bu turu geçebilir. Yani evet, Hırvatistan dediğin sebeplerden dolayı bence de hani bir adım önde şimdilik. Ama yani maç öyle bir yere gider ki işte tekrar orada Messi sahneye çıkar ya da oyun belki hiç olmadık anda farklı bir yöne doğru kırılır. Arjantin kazanabilir ama dediğin sebeplerden dolayı da ben Hırvatistan diyorum. Fransa zaten Fas'ı bu haliyle, Fas'ın çok önemli 4 oyuncusu da olmayacak bu karşılaşmada. Çok erken ve kesin konuşmuş olacağız ama yani Fas'ın özellikle bundan bir adım öteye geçmesi bana şimdilik biraz zor gözüküyor. Maksimumunu yaptılar şu anda. Bence ben burada Fas'ın artık yani kendileri açısından dünya şampiyonluğu kazanmış gibi olduklarını düşünüyorum. Hırvatistan bir adım daha önde gözükmesine rağmen Arjantin'in finalde Fransa'ya rakip olacağını düşünüyorsun. Evet, öyle düşünüyorum. Çünkü ben bazı maçlarda bazı hakem kararlarını çok rahatsız edici buldum. Hani böyle kötü hakem kararları değildi, rahatsız edici kararlardı. Zaten bu hakem kararlarını bence ayrı bir programda konuşalım. Bu yarı finallerden sonra bence konuşacak başka malzemeler de çıkabilir. Umarım çıkmaz ama bence konuşulması gerekiyor bu hakem kararlarının. Gerçekten Arjantin-Hollanda maçı ayrı, İngiltere-Fransa maçında ayrı izledik. Genel olarak hakem performanslarının bu turnuvada ayrıca bir konuşulması, değerlendirilmesi gerekiyor. Okan, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli sohbetti. İnşallah güzel maçları izleriz. Umarım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.